Toyu açıyorum. Ama görüyorum ki eski ağa, yani benim oğlum Galender yoktur. Nerededir? Bilmiyor babam. Aslında biliyoruz da bilmezlikten geliyoruz babam. Ya bildiğimiz işimize gelmeyip ondan sebep bilmiymiş gibi yapıyoruz babacığım. Ben bilmece gibi konuşmayın. Galender nerede onu söyleyin. Nerede olacak baba? Asude şıllığının yanında. Ne? Konuşabilir miyim ağa dedeciğim? Tabii benim kızım, buyur. Ağa dedeciğim, annemler yanlış biliyorlar. Galender babam Asude halam yanında değil. Daha doğrusu halam babamın yanında değil. Çünkü halam gitti. Ne? Asude gitti mi? Aha, Asude halam Adana'ya terk etti. Yani şimdi Galender ağamı da mı terk etti? Aha. Siz kaynanalar sizi ha. Neye seviniyorsunuz siz? Acaba söyleyin bakayım siz neye seviniyorsunuz? Tamam. Asude Kalender ağamı terk etmiş olabilir. Soruyorum size, haydi bakayım cevap verin bana. Peki Kalender ağam Asude'yi terk etti mi? Kalender ağam Asude'yi terk etti mi? Aa. Ne demek aa? Ağamın hiç mi gururu yok ya? Ya koskoca ağamı o Asude şıllı... Affedersin Kamil abi, terk etmiş, bu neyin ağası acaba? He, şimdi Galender ağam bunun altında kalmaz o şıllı... kusura kalma Kamil abi, vallahi defterden siler ha. Aa, silmedi annem. Aksine daha da bağlandı. Ne? Evet. Madem ki ne, Galender toya icabet etmiyor... Bu koltuğu kabul etmiyor. O vakit oğlum İskender'i bulunana kadar ağla yeniden ben geçiyorum. Bu da böyle biline. Ne? Ya babam. Ne? Susun. Babam. Susun. Müsellim. Ağa müsellim. Buyur benim baba. Aşiretimizin unutulan kanunlarını ve kurallarını şunlara bir daha oku bakayım. Heh, tamam. Okuyayım. Bundan böyle. Bütün gelinler ve kaynanalar sabah namazından önce kalkacak. Yatsıdan en geç yarım saat sonra da yatılacak. Yatsıdan sonra odadan çıkma yasağı uygulanacak. Çıkmak için özel izne ihtiyaç olacak. Ne ara buluşacağım bir adamla ya? Buluşacağım. Bundan böyle konak ahalisi sabah kahvaltısından hemen sonra aktif göreve başlayacak. Aktif derken? Ya sabırsız olma, okuyorum. Bundan böyle kahvaltıdan hemen sonra konaktaki tüm kadınlar darlalarda çalışmaya gidecek. Darlaya mı? He. Marabalar gibi. He, marabalar gibi. Babam, yalnız bu töreye aykırıdır. Biz marabalık edemeyiz. Aa, karısıyız ya. Artık değilsiniz. Ağa benim. Benim de arvadım olmadığına göre siz kimin arvadısınız? Galender'in. Galender ne etti? Hem beni hem de mirasımı reddetti. O vakit ben de onu reddediyorum. Aman, kurunun yanında yaş da yandı ya.
Devam et Müsellim. Peki benim babam. Bundan böyle konaktaki erkekler kahvaltıdan hemen sonra Bozok Ticaret Çalışma Ofisi'ne gidecek. Akşam 5'ten önce de konağa dönmeyecekler. Hadi ya. Sabah 8 akşam 5. İyiymiş. Orasını göreceğiz Küçük Gökhan. Bugün saat 12'de yönetim kurulunu toplayacağım. Şirketle ilgili yeni kararlarımı da orada açıklayacağım. Dedem şirkete geri mi döndü? Oğlum var ya işte şimdi yan bastık. Dedem hepimizi sürecek. Ne oldu ki benim abi? Lan oğlum daha ne olacak? Geçen şirkette defterlere baktım. Biz bitmişiz oğlum, evde yokuz. Tarihimizin en kötü bilançosuyla karşı karşıyayız. Dedem bunu öğrendiği an var ya... artık bizi Kafkaslara mı sürer, Ural dağlarına mı gönderir bilemiyor. Beni bağlamaz. Ben askerden yeni geldim. Senin askerden... Siz onu bırakın, biz arabalığa mı başlayacağız? Ne? Kendi aranızda konuşmayın. Müsellim, sen devam et fermana. Ulan ne fermanmış kardeşim ya? Aşiret aşiret değil, mübarek Hun İmparatorluğu. En önemli maddeye geldik. Bakın, bundan böyle ağanın kahyası Müsellim Bozok'tur. Kahya derken öyle acemille karıştırılmasın. Ağanın kahyası demek, ağanın sağ kolu demek. Ağa yarısı demek, gelecekteki ağa demek. Ne diyorsa yapılması gerek demek. Ya babam sen ne yaptın ya? Ne yaptın bize? Başımıza çorak koyuyorsun. Her kim ki? Çok güzel arkadaşım zaten. Bu hükme muhalefet ederse... 40 kırbaç ceza ile cezalandırılacaktır. Ne? 40 mı? Ya 40 çok değil mi ya? Yuh diyeyim ben yani. Babam, şimdi Türkmen bacım böyle söyleyerek muhalefete girmiyor mu? De haydi, de haydi. Sen devam et. Allah'ınızı seversiniz, daha bitmedi. Ya dedim, ben burada hamileyim. Vallahi çocuk çıktı, çıkacak. Acık sık kendini Nazgül ya. Bak, en güzel yerine geldin. Burası seni ilgilendiriyor, bak. Bundan kelli. Konağın gelin gözdesi. Ay, teşekkürler Nedo. Bella Bozok'tur. Ay bu bir şey. Asya. Hiçbir kaynana, gelin, görümce, elti ve türevleri Bella'ya iş buyuramayacaklar. Oğlum! Asya. O sadece koca ağası Hazar Bozok ve ata ağası Korkut Bozok'un muhatabıdır. Oğlum! Bana yaşasın, yaşasın. Artık hiçbir yere gitmiyorsun. Burası bizim evimiz, bizim konağımız oldu yavrum. Tamam, biz burada kalacağız. Evdeki gelinler ve kaynanaları da dahil olmak üzere onun her dediğini yapmak zorundadır. Oh, sultan oldu benim kızım be. Maşallah sultan oldu. Çünkü bakın bunun altını çiziyorum. Kaynanalar da birer gelindir. Oh. Ne? 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 Çok güzel. Gelin mi? Ha, gelindir. Sultan oldu vallahi billahi. Sultan oldu benim kızım. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Ama Gülür Ferman dinlemiyor. Ben bu kadarını kaldıramayacağım artık. Gitti, gitti. Aa gitti. Aa karılığı da gitti. Oy kaynanalığımız bile gitti ya. Şu halimize bak, öyle dümdüz köylü karısı gibi kafamızda çaputlarla kaldık ha buraya. Hay Allah'ıma şükürler olsun ki ben ağa kızıyım da
Sizin kadar düşmedim. Aa, kız olsan ne olacak Mütebir abla? Bak bakalım şimdi merhaba mısın değil misin? Ya konağa geldiğimizin günde daha beteriz. Acaba neyin bedelini ödüyoruz? Karılar, kart karılar. Neyin bedelini ödeyeceksiniz? Tabii ki yaptıklarınızın bedelini ödüyorsunuz. Baba bak saçma sapan konuşup durma. Vallahi bütün acımı senden çıkarırım ha. Vallahi bence Kamil Bacı haklı yani. Siz var ya, bugüne kadar aldığınız ahların, çektirdiğiniz çilelerin, yaptığınız eziyetin bedelini ödeyeceksiniz. Zalimler! Kim? Biz mi? Ya biz kimin ahını almışık ki? Kime zalimlik yapmışık ki? Tövbe tövbe. Gelinleriniz burada, isterseniz onlara sorun. Kız Nazki, söyle bakalım bir şey ettik mi biz hiç? He? Ana vallahi şimdi sizin ettiklerinizi saymaya kalksak ertesi gün sabaha kadar buradan çıkamayız. Ay. Ya en iyisi sizin etmediklerinizi mi saysak, ne yapsak? Vallahi bir kaynananın bir gelinine ettiğinin 10 kat fazlasını yaptınız itinayla teşekkürler. Doğru diyor. Dedikodu desen sizde, işkence desen sizde, entrika desen kırlası sizde. Yalan mı? Yapmadınız mı? Doğru söylüyorsun Afet'cim. Size ne yaptıklarını bilmesem de bana ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ama ben onları hakkımı helal ediyorum. Allah razı olsun. Ya vallahi billah saf bu kız ya. Bir kırtık beyin yok. Destur! Padişah gözdesi. Ay gelin gözdesi geldi. Ayağa kalk. Herkes ayağa kalksın. Herkes. Kalk. Selam ver. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ya gözdelik öyle bir şey mi? Vallahi çok güzelmiş. Ben şimdi sana gösteririm o güzel miymiş demiş. Hop hop. Maraba. Haddini bil. Kız sen kim oluyorsun da gelin gözdesiyle bu şekil konuşuyorsun? Üstelik de tehditkar bir şekilde üstüne yürüyorsun. Ben onun kaynanasıyım, kaynanası. İstediğimi istediğim şekilde söyleyebilirim. Bana bak! Nah söylersin sen. Benim kızım artık yeni gelin falan değil. Gelin gözdesi be. Bundan sonra o sizi ezecek. Ez bakayım şu kart karıları yavrum. Ha, yok anacığım. Aa, asla öyle bir şey yapmam. Ya tamam. Gelin gözdesi olabilirim ama yine de bir gelinim. Karşımdakiler de benim kaynanalarım, analarım. Onlara saygıda hürmete asla kusur etmem. Lütfen oturun. Tamam. Man kafa. Bu ters geldi. Ondan mı öyle acaba? Olabilir. Nazgülcüm. Ben sana hak veriyorum can. Bu beloş yemin ederim kafadan kıydırın kızım. Aho! Aman benim delalim, benim hecam. Ay benim canım kocacığım. Nerelere daldın? Ne düşünüyorsun böyle? Vallahi kendimize sürgün yeri bakıyorum Nazgül. Yani dedem bizi inşallah Kafkaslardaki uzak akrabalarımızın yanına göndermez diyorum. Vah! Niye sürgüne gidiyoruz ki? Niye olacak kız? Hazır ol. Şirket batıyor. Anladın mı? Şirketimiz batıyor. Yani ben öyle rakamlarla falanlarla filanlarla oynadım da dedem daha mevzuları çakmadı. Ama her şeyi anlaması var ya, an meselesi. Aa! Holding batıyor yoksam yok. Yoksam var canım. Son sürat iflasa gidiyoruz. Aman! Önce ağalık elden gitti, şimdi de holding. Ya bari birinde biri kalaydı. Kızım ne saçmalıyorsun ya? Ben sana diyorum ki şirket gidiyor. Yıllardır uğraştığımız emeklerimiz bir bir eriyor diyorum. Sen bana hala ağalık malık diyorsun ya. Oy, o şirket benim çocuklarımın teminatıydı. Sen ağa olacaktın. Sen de ağa karısı olacaktın değil mi? Muhtemelen ki hayattaki favori statümdür. Ama yok olmuyor işte. Elden
Nazgül, daha fazla saçma sapan konuşup benim sinirlerimi bozma. Ulan aklınız fikriniz ağa karısı olmakta be. Ayo, sen beni yanlış anladın. Hemen negatiflikleri atalım bedenimizden. Öyle bir şey kastetmedim. Ben tamamen çocuklarımızın geleceği için endişe ettiğimden söyledim. Madem çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsun, o zaman etraftan alacağın falan varsa hepsini topla kızım. Vallahi ne kurtarsak kârdır çünkü. Affedin mam, beş çeyrek borcu verdi. Onu hemen tahsil edeyim. Bravo karıcığım, helal olsun. Bu tarihi manevrayla ailemizin geleceğini kurtardın ya, helal olsun. Kız, beş çeyrek ne? Bizim ailemizde çeyrek yarım mı var? Vı niye? Beş çeyrek de beş çeyrektir. Hem düşünüyorum da acaba bizim cimminin bıligini kestirsek mi? Yani sünnetten de en az 70 çeyrek gelebileceğine inanıyorum ben. Kız, öyle şey olur mu kız? Koskoca ağa torununa çeyrek mi takılır? Ben hepsine tam takmıştım. Ayo, biz hepsine çeyrek taktık. Nazgül, saçmalama. Hep tam parası verdim sana. Ben onları tasarruf ettim bak. Ay Allah'ım yarabbim ya. Harikaydım. Aa, ama sen yine suratını sarkıtıyorsun benim kıvırcığım. Yapma. Sarkıtarım tabii. Sarkıtarım tabii, yaparım da. Yani böyle bir zamanda sen kocana destek olacağına şu yaptığın şeylere bak. Ayıp be. Çok iyi değil mi? Ay benim canım. Kocam, ben sana her konuda destek olurum. Öyle öyle öyle. Bırak, yapma, istemiyorum. Şuraya kadıklıyım bana seni. Yapma, ya ya gelsin, bir şey söyleyeceğiz ama hep kişiden gizli. Gel gel. Ya gel hadi. Ulan, diyorum ya. Ulan bunu sen istedin. Anam anam anam. Vay beni. Ay dokanma. Oraya hiç dokanma. Ya sana ne oluyor Afet? Ay yok, ah yanım. Ana. Oh. Ben bıkırım Allah'ım. Oy Gökhan, kocacığım. Bu koskoca konan, eşek ölüsü gibi halılarını hep ben yudum, pakladım he. Bella bu konağa yeni gelin geldiğinden beridir bana iş buyurmuyorlardı. Anlamışım haliyle. Acılarını dindirmemi istiyor mu? İsterim, isterim de halim yok biliyor musun? Ay, sen bilin. Ah Afet, ah, ah. Afet, bir zamanlar Afet'i devrattın. Ah, başım be. Kalmadı dermanım. Sen bu hallara düşecek kadın mıydın kız? Oy. Kocacığım, bak sana söz. Bir toparlanayım, telafi edeceğim ben bunları. Baş başa olaydık tabii. Daha bir fazlasını vaat edebilirdim ama ne gelir elden. Bu kınıktım aile yaşadığımızdan bir tevellit. Belli sınırlar çerçevesinde dans edebiliyorum. O zaman bu hayata biraz ara verek. Ne diyorsun? Ara mı verek? Gülkan sen ne diyorsun? Şimdi de ben açığım ağlıyor. Kız sen memur musun ki seni açığa alayım? Tatile gidek diyorum. Balayına da gidemediydik ya. Tatile mi? Vallahi mı? Ay. Vallahi nereye istiyorsan oraya götüreceğim seni. Ah, ah, Gülkan sen bana deniz, kum, güneş ver de nereye istiyorsan oraya gidelim kocacığım. O zaman Tuzla'ya gidek. Tuzla'ya mı? Gülkan. Ne Tuzla'sı? Adana'da Adana. Boş ver canım Adana'yı. Şöyle biraz sınır dışlarına çıkalım. He. Asker arkadaşım var, Antalya'da yaşıyor. Onun yanına gidek. Ne diyorsun? Allah diyorum, senin canını yerim diyorum. Benim küçük Gülkan'ım diyorum. Dur beni, ben Nazgül'e haber vereyim. Ya Nazgül'le ne alakası var? İzin mi alacaksın? Yok, haber vereceğim. Davet edeceğim. Ya sen baş başa kalak denmiyor muydun? He diyorsun. E kocacığım yani baş başa kalırız. Odalarımız ayrı olunca baş başa kalacağız. Hem geceleri bizim, gündüzleri hepimizin olur. Hadi ben kaçtım, geliyorum hemen. Ya dur dur dur, sabah bekleseydin.
gelmiyorum. Ben kız ne oluyor? Ay çok pardon. Ne oluyor kız? Çocuklara bir şey oldu yoksa mı yok? Yok kız yok, çocuklara bir şey olmadı. Ay ben buraya çok mühim bir haber için geldim. Kız böyle içeri destursuz girilir mi? Çık dışarı. Ağam müjdemi isterim, müjdemi. Balayına gidiyoruz. Hatırlatırım Afet'ciğim, biz zaten balayına gitmiştik. He hatırlarım Nazgül'cüğüm, hatırlamaz mıyım? Beni konakta konuştunuz da İstanbul'lara kadar gitmiştiniz, beni götürmemiştiniz. Ama biz sizi götürüyoruz, bambık kalbimiz el vermedi. Hep beraber balayına gidiyoruz. Yahu he hadi çık dışarı hadi. Kesin gelirsiniz değil mi? Ya bak hala konuşuyor kızım, çıksana dışarı. Kusura bakmayın, yani ben birden böyle balık oldum. Gökhan'ım bana böyle patlatarak söyleyince ben de tabii heyecan tabağı yaptı. Ben de soluğu burada almış bulundum. Kusura bakmayın, lütfen siz kaldığınız yerden devam edin. Kolay gelsin efendim derslerimi. Al koçum o yerde ye. Maşallah bakıyorum da ikinizin de yüzünde güller açıyor. Ha, açıyor vallahi benim abim. Hayırdır? Hayır. Hazır. Bizim bu küçük kardeşimiz var ya, karısıyla balayına gidiyor. Oo, iyi düşünmüşsünüz vallahi. Bence geç bile kaldınız. Tabii oğlum, geç olsun güç olmasın. Bak biz Nazgül yengenle daha yeni balayına çıkabildik. Oğlum İstanbul'a gittik, çok acayipti ya. Ya artık bizimle de ikinci balayına gelirsiniz işte. Ya sen emin misin bizden balayına gitmek istediğine? Vallahi Afet emin abi. O kesin kes istiyor sizi. He, sen istemiyorsun yani. He. Vallahi yalan yok abi. Ben hiç öyle hayal etmemiştim sonuçta. Ama iyi bir koca olarak karımın hayallerine adapte olmam gerek. O yüzden de buyurun gelin işte. Şuna bak, şuna nasıl da yarım ağzı davet ediyor. Abi yemin ediyorum senin yerinde olsam sırf Gökhan'a inat giderdim. Hakikat ya, yeminle. Bir dakika ya. Niye sadece biz Nazgül'le gidiyoruz bunlarla? Siz de Bella'yla gelsenize. Vallahi bizi kimse davet etmedi. O nasıl laf ya? Davetiye mi bastırayım? Olmaya oldu. Siz de gelin bari de üç kardeş karılarımızla gezek eğlenek işte. Ya biz gelmeyi çok isterdik ama gelemeyiz. O niyeymiş? Niyeymiş? Çünkü babam konağı Bella'yla bana emanet etti. Şimdi bırakıp da gitmek olmaz. Yoksa biz balayına çıkmayı sizden çok daha hevesliyiz. Bir dakika Hazar Efendi. Sen ne dedin? Babam, biz dururken en büyük evladım mesela konağı senle Bella'ya mı emanet etti? Evet, ikimize emanet etti. İyi de neden? Bize dediğine göre siz ikiniz sürekli karılarınızla kavga ediyormuşsunuz. Yani konağa gelip gelmeme ihtimaliniz varmış. Bundan herhalde. Ya bunun karı koca kavgasıyla ne alakası var? Hakikat ya. Ya kendi ağalığının ilk gününden beri üç karısıyla didişip duruyor. Konağı da çok güzel idare ediyor. Hiç. Vallahi bu bana hiç mantıklı gelmedi. Bana da gelmedi. Başka bir sebebi olmasın bunun Hazar? Olmasın abi. Vallahi ben bilmiyorum. Gidin babama sor. Barışalım. Allah'ım. Hadi. Takılmayın böyle ufak şeyler. Kızdırış. Bu koyduğun beşinci çeşit peynirdir. Yeter abi. Olsun. Seyirci çok seviyor ya. Seyirci? Aha Ayşe ana. O hiçbir şey yemiyor, sadece seyrediyor da ondan. Yok kızım yok. O iddia patladı. Bizim Cimim Usta gizli de yemek taşıyormuş ona. Hadi ya. Hiç aç kalmamış hani. Hem de hiç. Sıfır. Kız Ayşe ana aç kalır mı hiç? Ben demiştim de inanmadıydınız. Sofrada hiçbir şey kalmazsın. Yemin ediyorum ekmeğin arasına ekmeğe dürer de yine de aç kalkmaz sofradan o. Ne Arap'ın gözüdür. Afet. Evet Beyo. Biliyorsun ki biz Afetlerin balayısına gidiyoruz. Bir dakika. Afetlerin balayına siz mi gidiyorsunuz? Yok, siz değil. Hep birlikte cümbür cemaat. Ay yok, hepimiz değil. Onu davet ettin mi yok? Etmedin, bizi ettin. Sen yoksun, biz varız. Kız, niye araya fitne sokuyorsun Beloş'la? Hem ben onu da çağıracaktım da fırsat olmadıydı Nazgül. Beloş, gelirsiniz değil Hazar Ağam'la sizde. Afet'cim, çok çok teşekkür ederiz ama biz gelemeyiz. Cime,
Seni davet etmedi diye küstün yoksa? Ya Nazgül, ben niye kusayım ki? Allah Allah. Biz gelemeyiz çünkü Kalender Baba konağı bize emanet etti. Size mi emanet etti? Aha. Size derken? Yani benle Hazar'a. Sebep neden, niye? Bilmem. Ya hepimiz şimdi zor zamanlar geçiriyoruz ya. O yüzden siz de konaktan ayrılmayın dedi bize. Telefonu çağırıyor. Kim arıyor, kim arıyor, kim arıyor? Kim? Mamazita arıyor. Kahvaltıda bana gel demişti de. Ben gidip bakayım. Kızlar size afiyet olsun. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Bas. Hiç belirtme gözlerini öyle. Kova o intiri kaybı açıp ya kov gitsin be. Kovamam affet. Çok pis intrikam geldi. Sana ne el alemden. Ya sen kendi işine baksana Nazgül. Ayo, nasıl ben kendi işime bakayım? Ne demek konağı bize emanet etti affet? Sen burada koca sen kana dururken sen Hazar kim oluyorsun da konağa sahip çıkıyorsun? Haydi kıvırcık kağını geçtim. Burada benim gibi deneyimli, kıdemli, presentable bir gelin dururken ben o kim oluyor? Nazgül, bak benim ateşimi fitilleme istersen ha. Ya kızım sen demiyor muydun hem? Ha, kalendera en çok onları seviyor. Ne yapalım, böyle gelmiş böyle gider. Ben sadece şu an balayıma odak olmak istiyorum. Evet, bunu istiyorum. Onun için kurcalama bacım, kurcalama işte kız. Kurcalarım etim. Ben bunu kurcalarım. İyi edersin. Aşkım, bak bak bak. Sana kuru fasulye yaptım. Hem de gemici usulü. Oo, en sevdiğimden. Ellerine sağlık. Bir tanecik karışık. Afiyet olsun. Oh. Aç ağzına bakalım. Aç, aç, aç. Oh. Afiyet olsun ağam. Buyurun kızlar, beraber olsun. Ay tövbe haşa, bizim ne haddimize. Ağanın yemeğinden yemek. O ne demekmiş öyle ya? Biz bugüne kadar sofrayı, yemeği ne zaman ayırdık da şimdi ayıralım? Ayo, biz almazık. Senin için yapılmış ya. Sana özel yapılmış ya. Ya ne zamandır canı çekiyordu. Ben dayanamadım, yaptım işte. Yaparsın tabii. Ne de olsa ağadır. Tabii canım. Ağadır. Bizim gibi konak halkının el alade ezilmiş insanlarından birisi değil ya. Ağa ya, soyluların en üst katmanlarındandır. Bırcıva'dır. Bırcıva? Ben batacağım, sonra gidelim. Aşkım, bunlara ne oldu böyle? Sen bir şey anladın mı? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Hadi, soğutmadan ye. Getir, getir aşkım. Oh. Tabii canım. Yemek soğusa ne olur ki ne? Önemli olan insanın içi soğumasın. İçi. E o ne demekmiş abi? Vallahi orasını da sen düşün artık. Anlamadım. Neyi düşüneyim? Ben sana anlatayım kardeşim. Sen bir düşün bakalım. Niye siz mutlusunuz da biz mutsuzuz, ha? Niye sizin varlığınızın, fikrinizin bir önemi var da bizim yok, ha? Sen önce onu bir düşün Hazır. He. Düşün, düşün. Düşün. Allah Allah. Bugün de herkeste bir sır, bir gizem, bir laf sokma çabası. Aşkım ne oluyor bunlar? Sen bir şey anladın mı? Yok, hiçbir şey anlamadım valla. Bak yemin ediyorum, ben de bir şey anladıysam Arap olayım, o kadar yani. Ney? Arap olmak kötü bir şey mi? Sen onu mu demeye getiriyorsun? Yok Ayşe Ana ya, sen beni yanlış anladın. Ben lafın gelişi söyledim onu. Ha, sen o zaman yakında Arap'ın yüzü Şam'ın şekeri dedirsin lafın gelişine. Ya ben niye öyle bir şey söyleyeyim ki?
Dilsin, dilsin. Senin bu tatlı dilli, güler yüzlü melek karın, ağanın gözde gelini oldu ya, sen artık her şeyi dersin. Aa. Aşkım, sen Ayşe Hanım'ın ne demek istediğini anladın mı peki? Yok, anlamadım. Hele bundan hiçbir şey anlamadım. Ya Hazar, şan fıstıklı şeker mi istedi acaba? Yok artık Bella ya. Olabilir. Geç! Ya yavaş ol, sen kolumu kopartacağım. Ne oldu? Ha? Aklın sıra benden kaçacaksın değil mi? Baran, Dilan, hayırdır destursuz? Değil abla, değil. Hayır mayır değil. Senin babacın var ya babacın. He. Namusumuza halel getirdi. Ne? Abla vallahi yalan. Ben bizzat kendim bastım ya. Samanlık'ta. Kiminle? Ferhat denen o çobanla. Bir başka deyişle ağa kızı sapıyla da diyebilirik. Kız! Senin ne işin var Samanlık'ta o çobanla? Kız konuşsana. Abim konuşacağını konuştu işte. Bana konuşacak bir şey bırakmadı ki. Kız Dilo, Allah'ıma sen ayağımın altına alacağım ha! Didişmeyin ha! Kız sen cevap versene. Senin ne işin var Samanlık'ta o patates kılıklığıyla? Ama! Kız yoksa siz! Evet. Ne? Evet. Biz... Ferhat'la... sevgiliyiz. Hanım aşk aşk konuşuyor ya. Yalan mı diyeyim abla? Ha? Ya seviyorum ben Ferhat'ı. Hem de çocukluğumdan beri. Ya bu güzelim kızlar bu çobanda ne buluyor ya? Senin ağzından çıkan o kulağın duyuyor mu? Rahma duymuyor. Duymuyor ama ben duyurtmayabilirim. Duyuyor mu? Duyuyor mu Dilo? Ne yapıyorsun? Duyuyor mu kız? Ya yalan mı söyleyeyim, inkar mı edeyim ha? Seviyorum ben Ferhat'ı. Kız, daha düne kadar Hazar için dövünmüyor muydun sen? Ferhat nereden çıktı? Çıkar o abla, çıkar. Bu Ferhat yırtık çuval bulsa oradan böyle çıkar. Namussuz, ahlaksız, sapık ve daha bir sürü. Abla. He? Ferhat benim eskiden beri hep kalbimdeydi. Ama siz abimle bir oldunuz, benim kafamı karıştırdınız. Yok yere Hazar'ı soktunuz benim kafama. Sen ağa kızısın, ağa oğluyla evleneceksin dediniz. He. Ya biz dedik, dedik de. Ya sen madem gönlün yok, ne demeye kabul ettin? Ya niye olacak? Ferhat oğlan inadımdan. Ona kızdığım için he dedim. Hazar'a bir inat uğruna mı he dedin? He. Ama ben dersimi aldım. Artık sevdiğim adama döndüm. Bana bak! Sen öyle dolap beygiri gibi dönüyor olabilirsin. Ama bu iş olmaz. İkiniz bir arada olmaz. Vallahi ağamın kulağına giderse hepimizi mahveder ha. Abla. He? Ya niye olmasın? Niye olmasın diyor ya. Ya niye olmasın diyor hala ya. Abla! He! Bak bu kız benim suçlarıma bir de töre cinayeti ekletecek ha. Ya seviyorum diyorum size ya, seviyorum. Abi sen ne kadar ağaysan... Abla sen de ne kadar ağa kızıysan... ben de o kadar ağa kızıyım. Sen Şirin'i sevmedin mi? Yıllardır onun için elinden geleni ardına koymadın mı? Ha? Bak, şimdi kavuştun işte. Ya sen abla? He. Şu yaşında eniştem için yaptıklarına bir bak hele ya. Tabii, sevmek sadece sizin harcınız. Değil mi? Ya baksana arsız arsız konuşuyorsun ha. Bak senin o saçlarını elime alır vallahi ayağımın altında çiğnerim ha. De odamdan gidin de haydi. De haydi. He.
Bak, bu iş böyle kalmaz ha. Daha sonra hesaplaşacağız seninle. Dahili git şimdi. Baran, dahili. Gel buraya, gel. De bakayım. Şirin'imin haberi var mı Eskiyal Kusula aşnaf işine yaptığımdan? Ya abi ben neyin derdindeyim? Sen neyin derdindesin ya? Hem bir dakika. Ne fark eder ki? Çok şey fark eder. Biz Şirin'imle çok yol kat ettik biliyor musun? Bana ne bundan? Ya esi şu. Şirin'im Ferhat'a nispet olsun diye mi benimle çıkıyor? Yoksa kendi özgür hür iradesiyle mi? Ben onu merak ediyorum. Ne bileyim ben? Git Şirin'e sor. Saçma sapanlama kız. Ne diyeceğim Şirin'e? Şirin'im kusura kalma ama ben bir inat uğruna kullanılan ağa olabilir miyim? Onu merak ediyorum. Böyle mi diyeceğim? Vallahi orasını da sen düşün abi. Ahan da geldi. Buyur. Ne oluyor ya gene? Allah Allah. Baran? Efendim? İyi misin? Ne oldu? Bilmem. İyi olayım mı? Nasıl anlamadım? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Biliyor musun gülüm? Baran bir şey mi oldu? Bilmem. Bir şey mi oldu? Ya ne diyorsun Baran? Söylesene açık açık. Canına bir şey mi sıktı? Biri mi sıktı? Boş ver gülüm, boş ver. Zaten ağzımla deyim, neremle yiyeyim. Ne diyorsun ya? Ben dedikten sonra bir anlamı yok diyor. Söylesem de anlayacaksın sanki. Ne oluyor ya? Yoksa öpmedim diye mi trip atıyor? Ben buraya geleceğim! Ya hala ağa diyorlar ya. Tövbe tövbe. Kız tamam tamam. Durun daha dökmeyin. Arayayım. Bak. Arayayım bak. Ah, ah bak. Ana. Bak. Ana. Bak tepemizde güneş var. Yanarız hepimiz. Ona durdu. Dokunma. Dokunma. Anam, 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 anam. Başımın içinde düğün salonu işletiyorlar sanki. Heh, heh. Ona bak. Alo. Alo abi. Abi, abi koş yetiş. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz. Abi dur sakın kapatma bak. Çok mühim bir şey söyleyeceğim ben sana. Ne oldu Türkmen? Gene neler oluyor? Abi, senin bu karıların kafayı yedi. Bana bilmediğin başka bir şeyler söyle Türkmen bacım. Türkmen, gel sen de gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Burada birisi. Kendini yakmaktan mı söz ettim yoksa bana mı öyle mi geldim? Biri değil abi. Üçü birde kendimizi yakacağız yine. Sen koş, yetiş abi, sen yetiş. Aman, bırak yaksınlar kendilerini. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Ya abi anlamayın mı sen ya? 3 bidon benzini kafalarından aşağı boca ettiler. Ne? 3 bidoncuk mu? Yetmez. Müsellime söyle 002'den mazot çeksin üstlerine. Ne diyorsun abi sen ya? Ya benim bacım bırak artık şu delikanlıları düşünmeyi diyorum. Abi ben onları düşünmeyeyim ki ya. Ya ben kaç yüzyıllık konağımızı düşüneyim. Bunlar kendimizi yakacağız derken konağı ateşe verecekler abi yetiş. Aman düşündüğün şeye bak. Onlar yakamıyorlarsa çak gibi de sen yak. Madem böyle bir karar almışlar bize de onların kararına saygı göstermek düşer. Yakacaklar. Koş yetiş. Yakamazlar. Bir öf yapıyorlar. Onların bir tek derdi var. O da Oganak'ta Valide Sultan olup hüküm sürmek. O sebeple. Yakmazlar. Ne kendilerini ne de ona yakamazlar. Abi. Pişt. Ya yakarlarsa?
Ha, yakamazlar. Al bir tane ateş, ver bakalım ellerine yakıyorlar mı, yakamıyorlar mı? Ya sen ne diyorsun abi ya? Ben böyle bir vebanın altına giremeyim. Gel ne vereceksen kendin ver. Ver bana verelim onu. Abla. Ver. Alo. Alo. Sessiz konak içli köfteye benziyor, kıymasız hem de. İçimiz yanıyor ağam. Gel, gelmezsen yakacağız buraları. Yakacağız ağam. Beylen gelin. Yakarız Diler. Duydun mu? Koş yatış. Aman. Ben iki bitti, bana da dön. Ortalığı mahşer yerine çevirmişsiniz. Bugün bizim için mahşer günüdür ya. Senin olmadığın her günümüz bizim kıyamet günümüzdür ha. Abır sabır konuşup durmayın. Ne istiyorsunuz siz, onu söyleyin hele. Seni. Beni mi? Almadığınız zaten bir canım kalmış. Onu da vereyim de kurtulayım sizden. Yok, sen vermeyeceksin ağam. Biz vereceğiz. Eğer konağa dönmezsin, eskisi gibi başımıza geçmesin, kendimizi çattır çattır yakacağız. Baba Ayşe karısı doğru diyor. Eğer bu konağa gelip tekrar ağamız olmazsa katilimiz olacaksın. Ben ne dedim size? Ne dedim? Ben bundan sonra sizin hiçbir şeyiniz olmayacağım işte. Gel, inat etme ağam, kurban olam. Evet. Bak konağa dön, biz her şeye bir zoom verelim. Kalbimiz kadar temiz bir sayfa açalım ha. Sizin mi kalbiniz temiz? Ağam, bak her şeye senin bir lafına, bir hareketine son vereceğiz ya. Tek bir hareket, tek bir laf, öyle mi? Öyle. Öyle. Öyleyse günah benden gitti. Cemil, ha Cemil. Buyur ağam. Bayanların ateşi yok galiba yanında. Kirbit. Hemen ağam. Ver bakalım. Dünürüm, sence de şakanın dozunu biraz abartmadınız mı? Babacığım, canım babacığım. Bence de bu işe bir son verelim artık. Benim şaka yaptığımı kim söylüyor benim Dünürüm? Yanmak isteyen birileri varsa yanabilir. Aham da kirbit, aham da benzin. Baba baba, bol buldu. Ya kızım az dök, az dök. Bu benzin litresi kaç para, haberin var mı? Abi, ne diyorsun ya sen? Asıl sen bu konak kaç yüzyıllık onu biliyor musun? Koca bir tarih yok olacak. Kurban olam abi, ne olursun affet. Bunları da kurtulak gelsin haydi. Baba ne olur affet lütfen. Ya karışmayın. Ya ben ne dedim? Vallahi de billahi de tillahi de ben bu kadarları affetmeyeceğim. İşte benim son sözüm budur. Kalender bozuk sözü nokta. Ağam. Ne? Yakarım bilirsin. Yakmazsan adam değilsin. Dönüyor mu? Dönmüyorum. Dönüyor mu? Dönmüyorum. Dönüyor mu? Dönmüyorum. Ay
gecede yansın bu dünya. Yakıyorum bakayım ha. Bin yıllık konağı senin gibi bir gud diye yaktırır mıyım hiç? Allah razı olsun abi. Allah'ın hakkı üçtür.